Devam ediyoruz. Şimdi burada da sevgili Yavuz, seninle ilgili iddialar da var biliyorsun. Senin de çocuğun başına bir şey getirmiş olma ihtimalin de konulardan bir tanesi. Hatta dün Ümmü şöyle bir şey söyledi. Sana bazen çocuğu sen öldürdün gibi sana işte çok da kızgın ifadeler kullandığından da Ümmü bahsetmişti bize. Geleceğiz seninle ilgili iddialara. Şimdi ama onun öncesinde benim kafama takılan bir mesele var. Yaşar Çevik'e sormak istediğim. Tekrar Yaşar Çevik'i şeyden köyden bir canlı yayında görelim. Çünkü Yaşar Çevik bazı şeyleri böyle şimdi çok çekinerek söylüyor. Yaşar Çevik, sen kimin akrabasısın? Evet, bilemezsin. Mehmet'in, Bakkal Mehmet'in nesi oluyorsun? Bakkal Mehmet'in gayri olurum. Yani onun kız kardeşiyle evlisin, doğru mu? Evet. Şimdi sen o gün inşaatta çalışırken Bakkal Mehmet oraya gelse Enişten. enişten, enişten olan bir insan orada görürsün, doğru mu? Ya görüyorum da ne bileyim ben şimdi sen dedem aslan. Ne Ne canım? bileyim aklım ermiyor şimdi. Senin Aklım ermiyor ne enişten, bileyim ben şimdi. bizim de aklımız ermiyor inan. kaynı daha doğrusu kaynı oluyor. Sen onun eniştesi oluyorsun. Senin kaynın oraya gelecek. Çünkü kaynın diyor ki ben diye orada gittim diyor, yardım ettim diyor çatıya. Sen onu görmeyeceksin. Kaynını. Mümkün mü? Ya görmeyebilirim. He. Vallahi şimdi ne bileyim ben şimdi bir sürü kişi geldi. Kaynın geldi mi gelmedi mi? Bakkal Mehmet senin kaynın. Kaynın geldi mi gelmedi mi? Sen bana onu söyle. Benim vallahi geldi mi gelmedi mi bilmiyorum şimdi aklım ermiyor. Kimler gelmiş? Bir sürü kişi geldi diyorsunuz ya. Kimler geldi mesela o gün? Ya Ya siz... etrafından bir sürü kişi geldi. Yani kısacası bak Yaşar Çevik, sen benim anladığım... Şimdi Mehmet diyor ki, Mehmet Yaman, ben gittim Evet. orada, tam ifadesini hatırlamıyorum. Mealen işte çatı yapılıyordu, ben de gittim yardım ettim, yardım işte bir etti. şeyler Bana yaptım. Malzeme Yardım ettim bana dedi. o şekilde anlattı çünkü. Yardım etti dedi Evet mi evet size? sabah saat öğle Ona bir arasında söyleyin, siz dedi. oradaydınız, evet. İşte bir içecekle bir gıda maddesi istediler. Ben de götürdüm oraya bıraktım. Hatta gitmişken de biraz yardım ettim dedi. Evet. Sonrasında da geri geldim dedi bana. Tamam. Bu şekilde söyledi. Senin kaynın oluyor. Sen oraya Yok yani eniştesi onun. tamam bir şey eniştesi hayır. Mehmet'in eniştesi oluyor. Tamam Yaşar Yaşar Bey. eniştesi oluyor onun kaynı işte. Mehmet onun kaynı. Dolayısıyla insan kaynını orada gelince Tabii görmez mi? canım. O zaman sen bize yani ya kaynını koruyorsun ya da işte bir türlü net konuşmayarak Mehmet'i bir şekilde korumaya çalışıyorsun. Aslında Mehmet oraya gelmedi değil mi Yaşar? Yo ya. Asla koruyacak bir şey yok. Akrabasınız ya. Koruyorsun, bal gibi de koruyorsun. Ya. Gelmediyse gelmedi de açık açık Yo ya. mertçe söyle o zaman. Niye söylemiyorsun gelmediğini? Ya aklım ermiyor diyorum ne bileyim ben Niye şimdi. zeki bir adamsın Allah'a şükür. Yani sağlığında yerinde. Kaç yaşındasın Yaşar Bey? Ya vallahi. Kaç yaşındasın? E? Kaç yaşındasın? 52 yaşında. Çok gençsin. Maşallah gençsin yani. Ya Ya gözünü seveyim ya onu bunu korumakla olmaz bu gencim. iş. Bak 5 yaşındaki bir çocuğun Ben başına biri kimseye asla koruyorsun. Bak Bakkal Mehmet'i koruyorsun. Yani Yo. hatırlamıyorum diyerek de koruyorsun. Yo İşin yo yo içine öyle çıkamazsın. Asla ben Koruyorsun Yo ya. asla ben kimseyi korumam. Gördün mü görmedin mi bana onu Yo söyle. yo yo Gördün korumam. mü görmedin mi bana onu söyle. Bakkal He? Mehmet'i çatırın orada onarmak için size yardıma geldiğinde gördün mü görmedin mi? Vallahi bilemiyorum aklım ermiyor diyorum Didem Ama Aslan. Didem Hanım o gün hatırlarsanız Bakkal Mehmet Yaman canlı yayında ekrandayken bağlandığı zaman siz burada 3 tane mi 4 tane mi ifade okudunuz. Onlardan birinin Hiçbirisi işte onun öyle mi? ifadesi, Onlardan bir Yaşar'ın tanesi. ifadesi. Hiçbirisi bakın burada Bakkal Mehmet'ten bahsetmiyor zaten. Evet. Geldiğine dair. Hayır ya ben Hiçbirisi bu bahsetmiyor. da şey eniştesi olduğu için bakkalda onun kaynı olduğu için Yani birbirini şöyle bir koruyorlar algı var yani. sanki böyle Bakkal Mehmet'i o gün hiç kimse görmemiş. Esrarengiz bir adam yaratılmış ortada. Ya Ne oldu Yasin bütün belli gün değil gibi. rüyalarınıza girsin inşallah. İnşallah. Tamam hepinizin rüyalarına girsin inşallah. İnşallah. Bu böyle yaptıkları sürece Didem abla bu ilk değil son da olmayacaktır. Ya. Böyle yapmaya devam etsinler. Devam etsinler ki bizden başkalarına. Başka inşallah başka çocuğun canı yanmasın Allah korusun ya. 70 hane var, 70 ifade Yaşar alınmış. alalım. Hanife'yi alalım yayına. Ha. Yani 70 hane, 80 hane neyse 80 tane, 70 tane ifade alınmış. Hiç Aynen. kimse verdiği ifadeyi kabul etmiyor. Bizim de burada beynimizi yaktılar resmen yani. Evet ya.
Şimdi ama, köydeki ama şimdi şüpheliler, şimdi o köyde herkes şüpheli. Şimdi Ümit'den de biz şüphelendik. Yavuz da şüphelilerden biri. Ben hala da Yavuz'dan şüpheleniyorum. Siz şüpheleniyorsunuz. Ben şüpheleniyorum. Yavuz'a da söyledim zaten defalarca kez. Benim kafamda oturmayan noktaları var Yavuz'un. Tamam, bugün bazı iddiaları konuşarak o meseleyi de bir netliğe kavuşturabilir miyiz bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi Hanife Şahin sizin köylünüz. Akrabalığınız var mı? O da bizim akrabamız. Sizin akraba. Aynen. Tamam. Yani seni gayet iyi tanıyor. Makbule'yi gayet iyi tanıyor. Hanife Hanım'ı görebilir miyiz arkadaşlar? Hanife Hanım merhabalar. Duyuyor musun canım? Sıkıntı mı var kulakta? Bir kontrol. Hanife Hanım duyuyor musun canım? Ses gelmiyor. Seste bir sıkıntı var. Bugün köyde hava şartlarından dolayı bazen internette sıkıntı yaşanabiliyor. Ben kendi adıma bu internette sıkıntı yaşatanlardan dolayı sizden özür diliyorum. Benden kaynaklanan bir şey değil, internetten kaynaklanan bir şey. Hava şartlarından dolayı olabiliyor. Keşke daha güçlü vericiler olsa da bu sıkıntılar yaşanmasa. Ben onlar adına sizlerden özür diliyorum. GSM operatörlerinin bu kuvvetli olmayan, Allah'ım ya Rabbim, vericileri yüzünden. Neyse, duyuyor musun Hanife Hanım? Hadi bakalım başka türlü. Sen neredeydin Yavuz? Bir onu halledin, bana öyle söyleyin. Ben maldaydım dedem abla. Kaçta geldin Yavuz? 5'te geldim dedem abla. 5'te geldin. 5'te geldim. Sonra nereye geçtin? Eve girdim. Hı. Yarım saat dinlendim. Yarım saatten sonra sahama girdim. Ama 6 çeyrek, ama 6 işte. Çünkü sahama sen geçe. Annene gidiyor. O yüzden Ümmü, Yavuz'u hemen savunma. Ben kendim girdim. Sen kendin girdin. Ha. Ümmü, hayır, Ümmü önce ben gittim bittim dedi de. Değil. Sen yoktun orada, o yüzden ben gittim aynen deme yani. Bak, aynen. Sen bize bak lütfen doğruları söyle. Ben sen yoksun orada Ümmü. Sahamı yaptım. Annen de gelmedi mi yardıma? Annem de sütü çıkardı. Ha, annen geldi. Ha. Ondan sonra ben yemeğin başına oturdum. Hı. Kimse yoktu. Dedim çağır çocukları, şeyleri çağırın gelsinler dedim. Yemekten birkaç aldım. Gelen olmadı. Hı. Ondan sonra geri kalktım. Geri kalktım, dama çıktım. O arada çocuk sesleri vardı yukarıda, işte bu Cemalgil'in o tarafında. Ben orada zannediyordum. Annem de orada dedi ya. Kaçta oraya gittin? Nereye? Çocuk o Cemalgil'in tarafına kaçtı. Cemal Arıcı tarafına kaçta gittin? Bilmiyorum bak, ineklerden çıktıktan sonra diyorum bak. O zaman 18'den sonra. Yani 17'den sonra. 7'den sonra bak. 7.30'u belki bulmuştur. 7 çeyrek. Ama Yavuz öyle demiyorlar ya. Kim ne diyor dedim abla? Bambaşka şeyler söylüyorlar. Ne? Saat 5'ten önce ben size şunu söyleyeyim. 5'ten önce beni köyde gördüm diyen varsa tüm servetimi ona vereceğim. Tüm servetimi burada bak, herkes şahit. Büyük konuşma. Vereceğim dedim abla. Vereceğim. Tamam, Hanife Hanım hazır mı şimdi? İnşallah Allah'a şükür bu yayın yapacağız. Hanife Hanım duyuyor musun canım benim? Evet duyuyorum. Tamam, teşekkür ederim. Hanife Hanım siz Yavuzlarla akrabasınız. Soy isminiz de Şahin. Sen o gün Yavuz'u saat kaçta nerede gördün? Biz o anda 6'da olabilir, 6'yı 10 geçe de olabilir. Ben havluda ola gömüştürüyordum. Yavuz geçti. Geçince bu ne hoplar be oğlum dedim. Duruka çocuklar geldi. Yasin kayboldu, hala bizim Yasin yok dediler. 6'ya 10 geçe ama 6 o ara sıralarda. Tamam bak şimdi Allah aşkına. Sevgili Hanifeciğim, sen diyorsun ki ifadende akşam bir ara Makbule'yi gördün mü orada peki? Makbule bana Yasin kayboldu hala diye geldi. Başka görmedim. Tamam. Şimdi sen ifadende diyorsun ki ben diyorsun saat 9'la 3 arası 15 saatleri arasında davar otlattım. Yani hayvanları otlatmışsın. Evet. Akşam üzeri diyorsun saat 17 sıralarında. 17. 17 diyor Yavuz. 5. 5. 17 5. Tamam. 5 sıralarında Yavuz'un diyor kendine ait bir traktörle bir yerlere gittiğini gördüm. Tamam, gittiğim traktörün saati belli. 5 diyor ama. Ben bilemem. Hiç görmedim. Ben bilemem. Ben zaten dağdan 3'te geldim. Ben ekmek yapıyorum. Yine jandarma yanlış yazmış kesin. Ya 5 diyor ya. Sadece gören kişi Hanife Hanım değil ben ki. Ben saatimi çok iyi hatırlıyorum Didem abla. Ben konuşuyorum bak. Gene büyük konuşuyorum. 6'dan önce yani 6'dan önce Belguyu'nun içerisinde gören varsa ona tüm şeyimi vereceğim. Tamam, birkaç kişi daha var öyle büyük konu. Vereceğim. Bir tabii gördüğünde ispatlaması lazım. Tabii ki ispatsız zaten öyle bir şey yok. Ispatlaması. İspatlayacak şimdi, bana. Hanife Hanım sen 9 ile 3 arasında neredeydin? 9 ile 3 arasında ben davardaydım. Tamam, ne zaman geldin? Nerede davarların? Nerede otlattın davarları? Davarları biz dere boğazıdırız. Deniz var aşağı taraflarda. Kaç tane davarın var?
O zaman 150 bile vardı işte, o seneler çocuk kaybolduğundaydı. Tamam, onları köye getirdin. Saat kaç gibi köyde oldun? Ben kendim geldim. Eşim davarı güder kaldı. Ben köye geldim. Kaç gibi geldin canım? Ben kendim 3 gibi geldim. Geldim eve. Evet. Benim ekmeğim yoktu. Tamam. O sırada da 5 gibi filan asansörün, yani eşim davardan geldi. İşte emdirdim dirke. Gün sağlık giderdi. Yavuz da motorla geçti. İşte 5 sıralarına geçmiş Yavuz. Öyle diyorsun. Burada da işte 5 değildi. Ortalık işte ondan sonra çok aralamadı. Gidin karanlamadan dedim eşime, siz ama aran. Bak sen diyorsun ki 6 diyorsun. 6 da değil. Yavuz traktörüyle orada 7 gibi falan geçiyorsun Yavuz sen. 19'da değil mi? Değildi değil mi abla, bak ben söylüyorum ama. Ben diyorum 5'te girdim mala. 5'te geldim. 5.30'da girdim. Yarım saat dinlendim. 5.30'da mala girdim. 6'da filan çıktım. Bir 10 dakika kadar ya oyalandım ya oyalanmadım. Ekmek aldım. Ondan sonra hemen çıktım zaten koyun araya. 6.30 gibi civarı. 6.30'a varmadı belki de. 6'ya 10 geçe belki çıkmışımdır. 6.30 da olabilir. Bak o kadar net hatırlamam orasını. Saati bilemem. Ama ne diyorum bak. 6'dan önce köyün içinde beni gören varsa ben sözümün arkasındayım. Birkaç kişi daha var. Bakacağız, konuşacağız onlarla. Zaten 5'te mümkün değil görmeleri. Niye? Ben zaten 5'te malıyla köye giriyorum. Ümmüz, köye giriyorum. Yavuz hayvanlarla ilgileniyor, sağıyor. O sırada Akile Hanım işte sütleri taşınmasına yardım ediyor, bir şeyler yapıyor falan. Sen neredesin? Yukarıda dedim abla, aynı odada. Aa, ne güzel. Ben normalde kendi sağar sütleri ben kendim çıkartırdım. O gün gitmedin ama. O gün işte süt çıkarıp çıkarmadığımı, çocuğu gönderdiğini biliyorum. Önce bize gittiğinden bahsettim. Hayır, çocuk göndermedim. Çünkü çocuk kimse yoktu o gün orada yanımda. Ya Akile'yi mi? Hayır. Makbule'yi göndermişsin yukarıda eşek gibi. Makbule de gelmedi. Hayır. Makbule de gelmedi. Sütleri çıkarsın diye. Öyle hatırlıyorum çünkü ben. Hayır. Makbule de gelmedi. Benim elime o gün kimse gelmedi. Annem geldi. Annem sütü çıkardı. Ondan sonra ben eve geçtim. 2 lokma yemek aldım. Çocuklar gelmedi. Ondan sonra ben aramaya çıktım. Çünkü bak, traktör öyle niye arıyorsun diyorlar. Ben önce okulu aradım. Bu bakkalın oğullarını aradım. Yani çocuğun gidebilecek yerleri aradım. Evin işlerini aradım. Nereye gittin traktörle? Ne kadar uzağa gittin? O traktörle niye gittim? Traktörle de Şahin diye bir hani o vefat eden oğlan var ya. Adam vardı. Ercan'ın kardeşi, büyük kardeşi. Köyün üst başında. Benim çocukla oğlan olarak bir onun oğlu vardı. Bir de sütçünün oğlu vardı. Peki Hanife Hanım, traktörle geçerken Yavuz nasıldı? Yani traktörde yalnız mıydı? Dikkatini çeken bir şey oldu mu Yavuz'la ilgili? Evet, yanımızdı. Çok suratlı, hızlı geçiyordu. Yani çok panikliydi. Doğru hızlı geçiyor. Çok panikli. Çok panikleşti. Doğru söylüyor çünkü ben köyün içinden geçtiğim her yerde bana demişler sonunda. Ama ben şunu anlamıyorum, yani dediğin gibi okul zaten koşsan 2 dakikada okuldasın. Okula yürüyerek gittim. Bak o değil bak. 100 metre. Aranacak alanı normal aradım. Ondan sonra ben Şahin'in oraya çocuğa bak oraya Şahin'in çocuğuyla arkadaş dediler. Normalde gitmez oraya bak çocuk. Mezizini almadım. Ama ben o da şeyle. Neresi Şahin'in orası? Köyün en üst başı. Yukarıda, daha yukarıda. Daha yukarıda. Acaba mı? Acaba mı diye hemen vardım motora bindim, çalıştırdım bastım gittim. Son gaz. Bak söylüyorum ben. O panik olmanın nedeni o yani araçla beraber. Ya çocuk orada yok. Ben evin etrafını bir aradım diyorum bak. Okulun onları bir aradım. Ha bu arada 6.30 olmuştur. 6.40 olmuştur, onu bilemem bak. Ondan sonra köyün içinden geçtiğim yerleri bir iki defa geçmişim. Hanife Hanım, ben de bunları anlamıyorum. Yani saat 5'te seni gördüğünü söylüyor. Olacak. Olamaz. Ben diyorum size bak. Ne varsa vereceğim ya. Benim üzerime ait ne varsa. Yemin ediyorum. Bak bu millet şahittir. Vereceğim ya. Güldüren Hanım'ı hazırlar mısınız arkadaşlar? Sevgili yapın.